Merhaba Beykoz, merhaba, harika görünüyorsunuz. Ne güzel benim hemşerilerim, sımsıcak. Ailece gelmiş. Ne güzel anneler burada. Ellerinden öpüyorum güzel annelerimizin. Güzel hanımefendiler burada, beyefendiler burada. Çocuklar gelmiş, çocuklar. Allah onları korusun. Sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buraya gelirken sordum. Dedim ki, bakın bakalım Beykoz'a kaç kez gitmişim. Ama hani öylesine toplantı vesaire değil. Şantiyeye, köylere, denetime, temel atmaya ya da bir sürecin başlangıcını yapmaya ya da açılış yapmaya tam 17 kez gelmişim. Diğerlerini saymıyorum. Ve size söyleyeyim, inanın her ilçeye 17, 20, 25, 30, 49 kez gittiğim ilçe var. Bu ilçeye en az ki Alaaddin Köseler'in yapacağı temeli, atacağı temeli, yapacağı açılışı saymıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına en az 30 kez, 40 kez geleceğim. Daha çok çalışacağım. Sevgili hemşehrilerim, Beykoz'un potansiyeli çok yüksek. Beykoz'da gerçek potansiyelini 23 Haziran 2019'da gösterdi. Hatırlıyoruz değil mi? İşte o potansiyelin daha çok üstüne çıkacağız. Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte. Beykoz buna hazır, bunu görüyorum. Bunu şöyle de söyleyeyim. Beykoz harikasın güzel abim, teşekkür ediyorum. Kurban olurum Mustafa Kemal Atatürk'e, kurban olurum ona. Biz 2019'un daha çok üstüne çıkacağız. Şunu göstereceğiz. Beykoz kimsenin tapulu mülkü değil kardeşim. Beykoz Beykozlu'nun. Oyalamaca yok. Hep birlikte büyükşehirde de Beykoz'da da hep beraber güçlü ittifakımızın karşılığını alacağız. Bizim ittifakımız halk ittifakı, halk. İstanbul İttifakı, Halk İttifakı. Halkın meydanında herkes var. Halkın meydanında hanımefendiler var, beyefendiler var. Sevgili çocuklar, gençler, herkes var. Bizim kapımız herkese açık. Milletimizin her ferdini çok seviyoruz. Biz insanı insan olduğu için seviyoruz. Onun için yüzümüz hep güleç. Kimseyi kimseden ayırt etmiyoruz. Kurban olayım, gelmedi buraya. Ne yapayım? Beykoz kaşkolu olmadan olmaz diyor. Tamam. Olsun. Tamam, Beykozların kaşkoluyla sizi karşılayacağım. Şimdi bakın sevgili dostlar, çok gelmemizin sebebi söyleyeyim. Özellikle Boğaz hatlarında yaptığımız çok verimli ilave hatlar. Ulaşım rahatlasın diye Küçük Su Caddesi, Çamlık Bağlantı Yolu ve Kavşağı. Anadolu Hisarı restorasyonunu beğendik mi? Harika. Orada müzeyi ve bel turu açtık. Çubuklu İskelesi'nde sosyal yaşam merkezini açtık. Beykoz sosyal tesisleri, kır bahçesini vatandaşlarımızla buluşturduk. Mutlaka kır bahçesini görün. Bakın orası işgal altında bir yerdi. İşgal altında bir yeri temizledik, boşalttık. Millete ait olan yeri millete verdik. Biz milletin yerini millete, milletin parasını millete veriyoruz kardeşim. Bizim başka bir yolculuğumuz yok. Yine Enstitü İstanbul İSMEK Kavacık'ta, Kavacık Bölgesel İslam Ofisimiz başkanımız söyledi. Sultaniye Parkı'nı ilk gördüm, çok kötüydü, pırıl pırıl yaptık.
Riva'da, Akbaba köyünde parkların projelerimizi bitirdik. Feza Gürsey Kütüphanesi'ni açtık. Beykoz'a tam 3,5 milyar lira İSKİ yatırımı yaptık. 3,5 milyar lira. Boğaz'ın kötü atık su alan her noktasını pırıl pırıl yaptık. Tertemiz yaptık. Tabii ara vermiyoruz, çalışıyoruz. Özellikle Göksu, Küçüksu dereleri can suyu tünelini açacağız. Ayrıca hani Anadolu Hisarı'nı sevdiniz ya. Tamam, haklısınız, haklısınız. Tamam, haklısınız. Öpüyorum hepinizi, öpüyorum hepinizi. Aynı o Anadolu Hisarı'nın verdiği o heyecanı, gururu ve güzelliği size Çubuklu'daki siloları biliyorsunuz değil mi? Akaryakıt tanklarını, orada muhteşem kütüphaneler geliyor. Muhteşem sosyal tesis geliyor. Müzeler geliyor, çocuk oyun alanları geliyor. Konser alanı geliyor. Yıllarca acaba kim için bekletiyorlardı bilmiyorum ama biz orayı da millete açıyoruz. Millete açıyoruz. Sevgili hemşerilerim, yine Beykoz'un göbeğinde çok güzel bir çalışmayla On Çeşmeler Meydanı'nı pırıl pırıl yaparak İstanbul'a yine çok güzel bir meydanı kazandırıyoruz. Sevgili Beykozlular, bakın beka meselesi sayılacak çok sorunu var ülkenin. Ekonomik sorunu var, doğru mu? Enflasyon almış başını gidiyor, doğru mu? Emeklilerimiz çok sıkıntıda, doğru mu? Aç, aç diyor, aç. Haklı, haklı. Biz kent lokantasını bu şehrin her noktasına açacaktık zaten, devam ediyoruz. Ama artık kent lokantası vallahi billahi insanlarımızın açlığını ya da bir lokantaya gidemeyişini, bir öğle yemeği yiyemeyişini bile karşılaması noktasında önemli bir proje oldu. Beykoz'a da kent lokantası geliyor, hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Bakın hayat pahalılığı birçok şey. Sevgili hemşerilerim, arkadaşlarıma dedim ki en büyük paramız 200 lira değil mi? 200 lirayı 14 sene önce bu hükümet çıkardı. Hatırlıyor musunuz 200 lirayı? 14 sene önce 200 lira 130 dolar yapıyordu. 130. Dün akşam arkadaşlarım raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı. Dedi başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek. 6 dolara. 130 dolar nere? 6 dolar nere? Hani bu diyordu ya. Nereden nereye? Nereden nereye? Bakın bir gerçek daha söyleyeyim size. Değer kaybı %1200'den fazla. Bakın en güçlü değer kaybını söylüyorum size. 200 lira ilk çıktığında 500 ekmek alıyordu, doğru mu? 500 ekmek. 500 ekmek. Şu anda 50 ekmek alabiliyor, 50 ekmek. 500 ekmek, 50 ekmek. 200 lira 41 kilo tavuk alıyordu. Şimdi 1,5 kilo tavuk alamıyor. 1 kilo. 1 kilo, belki de 1 kilo. İşte biz bu yüzden İstanbul'da sosyal yardımları 6 kat arttırdık. 6 kat. 6 kat arttırdık. Diyorlardı ya. Yardımları bunlar gelince keserler. Biz 6 katına çıkarttık. Sevgili hemşerilerim, anne kartı biz çağırttık. Halk sütü biz dağıttık. Anne kart tam 650 bin annenin cebinde var. Helali hoş olsun. Onlar annelerimizin hakkı. Kreşleri biz açtık. Onun için yeni dönemde bu tür yardımlarımızı ve desteklerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Bakın 100 bin öğrenciye üniversite bursu verdik geçen bu dönem. Şimdi bu Eylül ayından itibaren 100 bin öğrenciye tam
15'er bin lira burs vereceğiz. 15'er bin lira. Yeni dönemde öğrenci yurt sayımızı tam 15 bin kişi kapasiteye biz çıkaracağız. Aynı zamanda sevgili hemşehrilerim, bakın, İstanbul'un yoksullukla mücadelesi, başkanım anlattı, Beykoz'un en önemli sorunlarından biri tapu, mülkiyet, kentsel dönüşüm sorunu. El ele, kol kola, Alaaddin Köseler başkanımızın da deneyimiyle biz çözeceğiz, biz. Biz çözeceğiz, göreceksiniz. Ve sizlerle konuşacağız. Sizlerle konuşarak çözeceğiz. Tapu sorununuzu da biz çözeceğiz sevgili hemşehrilerim. Hepsi bizim işimiz. Bizim işimiz sizin sorunlarınızı çözmek. Bu kadar net. Sevgili İstanbullular, bütün bunları yaparken bir başka sorumluluğumuz daha var. İstanbul'u korumak, korumak. İstanbul'un muhafızı olmak. Bunların eline düşerse Allah bu memleketi, bu şehri korusun. Hani az önce 200 liranın düştüğü durumu söyledim ya. Bunların eline İstanbul düşerse Allah İstanbul'u korusun. Bakın, bakın değerli İstanbullular, malumunuz bizde çok ama çok güzel bir söz var. Huylu huyundan vazgeçer mi? Vazgeçmez. Vazgeçmez. Hani bunlara mikrofon uzatılıyor, ne diyorlar? Ne diyorlar mikrofon uzatılınca? Milletin gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmaz. Ne için diyorlar? Kanal İstanbul için diyorlar. Doğru mu? Ama ben size söyleyeyim mi? Bunlar gizli gizli ihale yapıp bir yandan Kanal İstanbul'da yol yürümeye çalışıyorlar. Bir yandan biz İstanbul'un hep birlikte muhafızı olacağız. Muhafızı, muhafızı olacağız. Sevgili dostlar, bakın söyleyeyim. Bunlar gizli kapaklı ihaleler yapmaya devam etsinler. Ama bu millet gizli kapaklı değil. Açık açık bunlara demokrasi dersini, İstanbul'un muhafaza olduğunu, İstanbul'u bir kişiye değil 16 milyona emanet edeceğini 31 Mart'ta demokrasi şamarı gibi vuracak yüzüne. Demokrasi şamarı. Sevgili hemşehrilerim, bakınız, biz herkes hakkı olana hakkı olana alsın diye çalışıyoruz. Liyakat partizanlığı yensin diye çalışıyoruz. Bak, liyakat partizanlığı yensin diye. Biz az önce söylediğim kent lokantaları, kreşler, bunları açarak belediyeler halkının yanında olsun diye çalışıyoruz. Biz o Kanal İstanbul gibi bir felaketi bu şehrin başına gelmemesi için çalışıyoruz. Bunların insanları aldattığı gibi değil. Hani hatırlıyor musunuz, genel seçimden önce çıkıp faiz düşerse enflasyonda düşer. Bu ruh bu tende oldukça faizi düşüreceğiz. Nas var sana, bana ne oluyor dediler mi? Ne yaptılar? Faizi %8,5'tan aldılar. Artık gerçek faiz neredeyse 3 haneli rakamlara çıktı. İşte onların yaptığı gibi biz sizi aldatanlardan asla olmadık, olmayacağız. Bizim milletimiz aldananları sevmez, bir de aldatanları sevmez. Doğru mu? Değerli hemşehrilerim, bir kişinin değil 16 milyonun dediği olsun diye bu şehri muhafaza edeceğiz. Allah bu şehri az önce söylediğim gibi aldananlardan ve aldatanlardan korusun kardeşim. Korusun. Sevgili hemşehrilerim, kimseyi oy verdi vermedi diye ayırt etmedim, etmeyeceğim. Size söyleyeyim, bir hususu daha harekete geçirdik. Ön fizibilite çalışmaları şu anda toparlandı. Güzergah çalışmalarını arkadaşlarım büyük oranda bitirdi. Ve inşallah proje çalışmalarıyla fazla değil,
bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde önünüze çıkacağız ve inşallah ihale süreciyle Altunizade, Kavacık arası, Göksu, Yeni Mahalle, Göztepe, Kavacık, Rüzgarlı Bahçe, Çubuklu bölümünü de içine alacak şekilde Anadolu Hisarı, Kavacık arası raylı sistem hattının projelerini başlattık. Başlattık. Dolayısıyla hem Boğaz hattını güçlendireceğiz. Senin güzel yüzünden öperim güzel kızım. Yok bu işin sağ solu, aklın yolu İmamoğlu demiş. Kurban olurum senin kalemine. Hak edenin hakkını vereceğiz. Hakkınızı yedirmeyeceğiz. Ne dedim? Hak yemem. Kimsenin hakkını da yedirmem kardeşim. O kadar net. Ayrımcılık yapmayacağız. Şunu söyleyeyim, biz İstanbul'da insanları bir kez bile aldatacağıma 10 tane 100 tane seçim kaybederim kardeşim. Ama bunlar insanları 1000 kere aldatıp bir kez seçim kazanmak isterler. Her türlü kılığa girerler. Her türlü kötülüğü yapmaya gayret ederler. Yalanı dolanı iftirayı işin içine katarlar. Ama bu millet aldanmaz kardeşim. Bu millet aldanmayacak. Hep birlikte 16 milyon İstanbullu ve Beykozlar olarak 31 Mart'a hazır mıyız? Hayır. Alaaddin Köseler'e oy vermeye Beykoz hazır mı? Hayır. İstanbul'u kazanmaya hazır mı? Hayır. Meclisi kazanmaya hazır mı? Hayır. Ne yapacağız? Çok çalışacağız. Ev ev gezeceğiz. Kapı kapı gezeceğiz. Herkesle konuşacağız. Herkesin elini sıkacağız. Güler yüzlü başkanlar, dürüst başkanlar, ahlaklı yönetimler istiyoruz diyeceğiz. Ve Ekrem İmamoğlu'nu anlatın lütfen. Alaaddin Köseler'i anlatın lütfen. Deneyimiyle, her şeyle hepimiz hazırız. Hep beraber çalışmaya, sandıklarda görev almaya, broşür dağıtmaya, kapı kapı gezmeye, Ramazan'da iftarlara misafir olmaya, iftarlara komşularını davet etmeye, birlikte iftar açıp dua etmeye, güzel Beykoz'un geleceğine ve İstanbul'un geleceğine hep beraber yelken açmaya hazır mıyız? Harikasınız. O zaman ben ne diyeyim Beykoz'a? Beykoz, tam yönlüleri Beykoz! Tam yönlüleri! Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Aydın abi öpüyorum seni. Kalın sağlıcakla. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık.